Bir de arkadaşlar, biraz sıkıştıracağım Şenol Hoca'yı. Çünkü pandemiden önce yazdığı bir kitap var. Son kitabı. Bu arada kuantum düşünce tekniği, kuantum sıçrama, kuantum olumlama, fıtrat frekansı, kuantum ve kran, yani kitaplarından sadece birkaçı. Ama son kitabının ismi Bağırsak Virüs İnsan Tanrı. Ve virüsün geleceğini pandemiden önce hissederek yazdığı kitap bu Şenol Hoca'nın. O yüzden şimdi bugünlerle ilgili herkes büyük bir felaket bekliyor ya. Ben bir de Şenol Hoca'ya soracağım. Siz ne bekliyorsunuz diye. Hadi bakalım, geçelim şimdi ortak yayına. Ne güzel sizi görmek Şenol Hocam. Yani ben... Herkese iyi akşamlar. Şimdi herkesin bir felaket beklentisi var ya Şenol Hocam. Siz koskoca bir kitap yazdınız. Hislerinizle peşine pandemi patladı. Çok önemli. Bu arada hani karşınızda bir insanı görünce, biliyorum daha önce bir video çekmiştik. Nasıl olduğunu da sormuştum size. İşte pandülünüzle onun MR'ını çekiyorsunuz. Ne var ne yok her şeyini söylüyorsunuz ya. Evet. Yani şöyle bir soru sorduğunuz zaman, bu arada bu pandülü kullanmak, beklenti, ön yargı, korku, şüphelerden arınmayı gerektiren bir şey. Ondan sonra bir de doğru soruyu sormak lazım. Kullanabilmek için. Soruyla ilgili şöyle cevap verse falan diye beklenti yaptığınız zaman, bir de böyle işte altılıyı nasıl tuttururum, süper loto falan gibi konulara girince, ya da birisine böyle bir uzaktan kötü etki yapayım, bana rucu etsin, bana biat etsin falan gibi, o alır sizi parmağında oynatar. Onun için ben mesela pandül eğitimi vermemeye karar verdim. Ama online kuantum uygulayıcılık eğitimi başlattım. Soranlara da ben eğitim vermiyorum diyordum. Ama Arzu bana bazı fikirler, ilhamlar verdi. Niye yapmıyorsun, şöyle şöyle yapabilirsin gibi. Çok da talep vardı. Dolayısıyla Temmuz'da bunu başlatacağız. Şimdi pandülü kullanmak için ben daha önceki tekniklerimden buraya dönmek, yani bu tarafa dönmeye karar verdiğimde, bu tam 7 yıl sürdü. 7 yıl. Pandülden önce başka bir benim cihazım var. O cihazı yapan kişi ona sensör adını vermiş. Yani sensöre sensör, yani sensör o söylesin gibi. O böyle tepesi üçgen şeklinde olan yaylı bir sistem var. Elinizde böyle tut. Biraz zor o. Onunla uğraştım falan. Ve bununla ilgili ben bir olay yaşadım. Belki sen de söylemişimdir. Senin yayında ya da başka bir yayında. Bir gün Palladium'da dolaşıyorum İstanbul'da. Birisi bana uzaktan bakıyor, böyle bir 7-8 metre uzakta. Hani kalabalıkta böyle dikine birisine bakmazsınız. Ya tanıdığınızdır ama öyle bakmazsınız. Garip bir bakışlı bir kadın, böyle iri yarı, tuhaf giyimli. Ondan sonra ben böyle bir ürperdim. Döndüm arkamı, çıktım. Herhalde dedim yani beni tanıyan birisi falan. En üst kata çıktım ya. En alt kattan en üst kata çıktım. Karşıdan geldi kadın. Dedi ya kusura bakmayın dedi, yanlış anlamayın ama falan filan. Ama aynı bakış, keskin bakış, aynı tuhaf enerji, böyle nasıl söyleyeyim, yabancı bir enerji yani, o belli. Ama sonra ben bunlara uyanıyorum. Dedi ki bir rüya gördüm sizle ilgili dedi, siz çok muhatap olmuşsunuzdur böyle şeylere. Tuhaf da gelebilir, yok benim için hiçbir şey tuhaf değil falan yaptım. Dedi ki rüyada soruyorlar, ona gönderdiğiniz şeyi niye kullanmıyor diyorlar dedi. Allah Allah, değerlendireceğim falan dedim ama tabii böyle çok tuhaf insanlar da var. Kafayı belli yere takmış şizofrenik tipler de var. Sonra onun üzerine uzun uzun düşündüm. Bu şimdi kullandığım şeyi kullanmak ve kullandığım şekilde kullanmak olduğuna çok sonra karar verdim. Yani ben daha önce yaptığım kuantum drama vesaire gibi şeylerden buraya 7 yılda yavaş yavaş döndüm. Uzun araştırmalar. İşte Bodrum'a gittim. Orada bir daire tuttum. Oraya kapandım falan. İnsanlar zannettiler ki işte Bodrum'a gitti. Artık çalışmayı bıraktı falan filan. Yerleşti oraya. İşte sahilde yürüyüp denize böyle çakıl taşları atan bir tip düşün. Böyle elinde bastonla yürüyen, köpeklerle koşturan. Ama öyle değildi. Gece sabahlara kadar elimde o sensörla yanımda kağıt kalem araştırma yaptım, çalışma yaptım, denedim, sınadım çok. Dolayısıyla
Evet, bir soru sorulunca doğru soru doğru şekilde sorduğunuz zaman temiz bir zihinle cevap beklediğiniz zaman cevaplar alıyorsunuz. Şimdi mesela son günlerde bir şey furyası var. İşte Mayıs'ta kıyamet kopacak. 2019'da kan gövdeyi götürecek demişti birisi. İsmi lazım değil. Baş harfi Erol diyeyim. Ondan sonra hiçbir şey olmadı 2019'da. Şimdi ben bakıyorum hep böyle bir önümüzdeki ay aman dikkat, önümüzdeki aya dikkat. Evet, insanı ilgi çekmek için bazı ilgi çekici başlıklar değil mi? İnsanlar izlesin diye atabilir. Ama niye hep aman dikkat hani kıyamet geliyor her şey alt üst olacak falan. Ama ayrıca tabii şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu senin de kanalına çıkan birçok arkadaşımız 3 yıl önceden olacak olan şeyleri bir bir söylediler. Nereden söylediler? Belli bazı iki tane dergi var. O dergiyi takip ediyorsun. Adamlar yapacaklarını baştan söylüyorlar ve bunu resimliyorlar falan yani. Çok belli. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Ama mesela diyelim ki bu 2 yıldır derdini çektiğimiz bu hastalıkla ilgili meselede acaba planlandığı gibi yani onların planladığı gibi mi geçti yoksa ne oldu? Ve daha sonra planlayacakları şey. Şimdi baktığınız zaman aslında Türkiye'yi böyle şeyden bir kıskaca alma durumu var. Zaten harita bakınca belli oluyor. Ama bazen biliyorsun güreşte şöyle bir durum vardır. Bir pehlivan kendi kafasına göre bir oyun yapar. O oyunu yaparken öyle bir zayıf noktaya gelir ki usta başka karşıdaki pehlivan ustaysa onun yaptığı oyunu kullanarak onu aniden tuşa getirir. Ne olduğunu şaşırır yani. Şimdi bana göre ileride Türkiye böyle bir işi başaracak. Yani karşıda oyun planlayan, önümüzü kesmek isteyen neredeyse 7 düvel var. Eskiden de 7 düvel vardı biliyorsunuz. Şimdi de 7 düvel. 7 sayısı şey değil yani. Sembolik. Yani 9 olur, 12 olur, 6 olur falan. Yani 7 düvel yine karşımızda. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi. Ondan sonra yine senin kanalında çıkan çok değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ne kadar değerli olduğunu, özel olduğunu, mistik bazı şeylerin, merkezlerin, enerji alanlarının, arkeolojik buluntuların burada olduğunu, çok önemli olduğunu söylüyorlar. Aynen katılıyorum. Ve Atatürk'ün de böyle bizim yani Türkiye'ye gelip öyle bir seviyedeki bir adamın liderlik etmesinin de boşuna olmadığını düşünüyorum. Ve daha önce de söylemiştim, Nutuk'ta, 10. yıl Nutuk'unda son şöyle bitiyor aslında. Diyor ki ben şimdiye kadar birçok konuda şeyde bulundum, sizlere bir nevi öngörüde bulundum. Bunların hepsi çıktı biliyorsunuz diyor. Şimdi aynı şeyle söylüyorum ki, katiyetle söylüyorum ki, Ati'nin ufkunda Türkiye, Türk milleti Ati'nin ufkunda yepyeni bir güneş gibi doğacaktır. Aynen katılıyorum. Dolayısıyla bizi tuşa getirmek için hazırlanan kişiler bir kısmı birbirlerini şey yaparak, İstiklal Savaşı'nda da öyle oldu. Fransızlar, İngilizler birbirine gıcıktır böyle. Hatta Fransızlar bizim lehimize çalıştılar bir süre sonra. İngilizlerin aleyhine. Ruslar bize yardım etti. Pakistan zaten öyle biliyorsunuz. Şimdi benzer bir şey olacak ama Türkiye eskisi gibi değil. Her ne kadar şu anda çok büyük %100'e varan mesela gıda enflasyonu var vesaire. Yine benzin arttı falan. Ama Türkiye şimdi bir şey silahı kullanılıyor. Dolar silahı. O da ellerinde patlayacak. Ama ben pandülle neye baktım? Çok merak ettim. İşte bu Yunanistan biliyorsun şey yapıyor. Ege'de sürekli ihlaller yapıyor. Türkiye Yunanistan savaşı çıkar mı?
Belki 15 kere var. 3 ayrı 4 ayrı günde. Hayır, öyle bir şey olmayacak çünkü. Ama yine de bir soru işareti koymak lazım. Hani ben ama baharda şöyle olacak, Mayıs'ta Yunanistan bize saldıracak gibi bir şey düşünmüyorum. Her yapılan şeyin arkasından Türkiye'nin güçlü çıkacağını düşünüyorum. Her yapılan saldırının. Mesela bu dolar manipülasyonunun arkasından yine Türkiye güçlenerek çıkacak diyorum ve konumuza başka sorun yoksa. Yok, çok teşekkür ederim. Bu arada çok sevmiyorsunuz aslında hani gelecekle ilgili konuşmayı. Ama ben o kadar rica ettim ki sizden. Çok teşekkür ediyorum Şenol Hocam. Hani biliyorum ki çünkü kişileri gördüğünüz gibi ya da çalıştığınız gibi her şeye çalışabiliyorsunuz. O yüzden beni kırmadınız. Evet. Ama şimdi bizi nasıl aydınlatacaksınız? İçimiz sonsuz evren ya dışımız dedik. İçimiz sonsuz evet. Evrense niye her şey yolunda gitmiyor? Niye evet, istediğiniz evet. Olmuyor? İçimiz, nasıl olacak? İçimiz, evet evet, içimiz derken aslında aslımız sonsuz evren demek lazım. Ama böyle iç dış benzetmesi yapmak için kullandım. Aslımız sonsuz bir evren. Yani aslımız sonsuz. Fakat bu sonsuzluğun idrak edilmesi gibi, edilmesi için tam olarak ve kullanılması için böyle anne karnına bedenlenmeye, o beden enerjisine girmeye başladığımız an bir unutuşun içine giriyoruz bir kere. Yani ruhsal varlık enkarne olmak için anne karnında yumurtayla spermin birleşmesinden sonra böyle çoğalarak işte 7-8 haftada aşağı yukarı görülür hale geliyor cenin. Orada ruh dahil olduğunda o sürece aslında hem geçmişini unutuyor, önceki deneyimlerini, hem de kendi sonsuzluğunu yavaş 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 unutması gerekiyor. Unutuyor. Unutması gerekiyor aslında. Neden unutması gerekiyor? Tekrar hatırlamak için. Şimdi bunun sebebi hakkında konuşacağız. Ama bir kere şunu bilelim. Biz şu anda olduğumuz şey değiliz. Şu anda. Göründüğümüz şey değiliz. Örnek verirsek, diyelim ki olduğumuz şey şöyle bir şey olsun. Gerçekte olduğumuz şey. Biz ne olduk? Bedene, ete, enkarnı olmaya başladık, daraldık. Şöyle göstereyim siyah zemin üstünde. Ne oluyor? Küçülüyor. Algımız, farkındalığımız küçülüyor. Şu kadarcık bir şey kalıyor bir kere. Yani bebek, cenin ve ondan sonraki süreçler. Bir de üstüne üstlük. Tabii bunun sonunda şöyle diyeceğiz. Yani iyi ki de böyle oluyor diyeceğiz ve bunu nasıl tekrar açabileceğimiz hakkında konuşacağız. Bir de bunun üstüne bu arada bir şey söyleyeyim. Biliyorsun biz başlık düşünürken evrenin temel dinamikleri falan da bir başlık atmıştım. Bu bizim şimdiki başlığımızla o düşündüğümüzü de birleştirmek istiyorum. Evrenin iki aslında temel dinamiği var. Genişlemek, daralmak. Genişlemek, Big Bang'i düşünün. Patlama, açılma, sonra tekrar kapanma. O kapanma işte kıyamet oluyor. Ama bu hareketi evrenin sürekli yapması lazım. Şimdi biz de enerjimiz nasıl yüksek ve sonsuzsa bedenlendiğimiz zaman küçülüyoruz. Fakat anne karnında ya da doğum sırasında çeşitli sebeplerle kalbimiz de kapanıyor. Ya da kalbimizi tedbir almak için, zarar görmemek için. Çünkü stresli bir hamilelik, anneden gelen çeşitli duygular ve yaşadıkları izlenimleri direkt almak şeklinde, direkt. Onları detaylandıracağım sonra. Zor bir doğum, işte seni beklemiyor olmaları, stresli bir doğum ortamı, senin cinsiyetini farklı bekliyor olmaları. Ya da sen 6-7 kardeşlik bir şey ailenin son ferdisin. Artık kadıncağız bıkmış doğum yapmaktan. Baba belki artık çocuk istemiyor. Anne istemiyor.
vesaire vesaire. İşte kaynana baskısı var. Annen çok şey, küçük yaşı, bilmiyor nasıl, ama işte bu nedir, bu saydığımız her şey dünya. Biz dünyaya aşılanıyoruz bunlarla. Dünyaya aşılanıyoruz. Nasıl aşılanıyoruz? Daralarak. Önce bir daralmamız lazım. Küçülmemiz lazım. Ve anlayışımız, farkındalığımız küçülüyor. Ve hem anneden aldığımız stresler, onun korkuları, onun ailesinden aldığı izlenimler, onların kaygıları, onların hayatla ilgili temel negatif inançları, ki ondan da bahsedeceğim, temel negatif inanç. Bu ailenin dışında bütün insanlığın sahip olduğu temel negatif inançla biz bir nevi şey doğuyoruz. Nasıl söyleyeyim onu, bir benzetme yapalım. Bilincimiz daralıyor. Sağlıklı giriş yapıyoruz. Hasta çıkıyoruz doğum yani. Doğduğumuz zaman biz artık virüsü kapıyoruz. Ne virüsü? Burada dünya virüsü diyelim. Onu kapıyoruz. Bilincimiz daraldı. Anneden kaygılar aldık. Doğumda kaygılar, korkular aldık. Onlarla hayatımıza başladık. Bir de ilk 2-3-4 yaşlarında 8'e kadar çeşitli başka daralmalar ve başka büzülmeler oluyor. Şimdi bu daralma ve genişlemeyi biraz daha açayım. Pandemiden önce yazdığı bir kitap var Şanal Hoca'nın. O yüzden şimdi bugünlerle ilgili herkes büyük bir felaket bekliyor ya, ben bir de Şanal Hoca'ya soracağım. Karşıda oyun planlayan, önümüzü kesmek isteyen neredeyse 7 düvel var. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi. Pandülle neye baktım? Çok merak ettim. Türkiye-Yunanistan Savaşı çıkar mı? Evrenin iki aslında temel dinamiği var. Şimdi son çeyrek bile değil, son 5 dakikadayız. Artık daralmış ve kendini güvenceye almak için kendini fikren, enerjetik olarak, duygusal olarak kapatmış olan insanlara diyelim ki kavga ettim, vurdum, burnunu kırdım, öldürdüm, çaldım, çaktım. Öbür tarafa gidip de total genişlemeye varınca diyorsun ki, Allah'ım ben ne yaptım?